her zaman yanında kalem ve kağıt taşırdı. Yıldızların arasından kement atıp yakaladığı düşünceler, uçup gitmeden onları kayda geçirmek için her zaman yanında kağıt, kalem bulundururdu. Onun yakınları bazı geceler kalkıp başucundaki kağıda bir şeyler karaladığını anlatırlar. Alimlerin uykusuna büyük değerler yüklenmesine vesile olanlardan, kağıtlara aldığı notları birleştirerek makalelere, öğrencilere anlatılacak derslere ve kitaplara dönüştüren, kendisinden sonraki uzun yılların düşünce ve davranışlarını etkileyen biri. Bugün Türk ve İslam dünyasında okullarda biyoloji, fizik gibi derslerin okutulmasına ilk imkan tanıyan düşünür ve mücadele adamı. Kursavi'den aldığı düşünce ışığını bir meşaleye dönüştürerek nesillerin önünü aydınlatan münevver. Kazan'dan Kahire'ye, Üsküp'ten Urumçi'ye çok geniş bir coğrafyada, belki bugünkü nesillerin hayatında dahi etkileri, izleri olan ama buna rağmen hakkında çok az şey bildiğimiz alim, Şehabettin Mercani, tarihçi, ıslahatçı din alimi. Hem tarihçidir, hem büyük bir din alimidir. Fıkhi yönden çok önemli eserleri vardır. Aynı zamanda kelamcıdır, kelami yönden, itikadi açıdan çok önemli eserleri vardır. Ve yine aynı zamanda diğer alanlarda, felsefi ve tasavvufi anlamda çok önemli eserleri vardır. Tabii Mercani deyince akla birçok farklı İslam'la ilgili dallar gelmektedir. Bunların arasında tarih vardır, en büyük öneme sahip olan. İslam hukuku vardır, kelam vardır. Nitekim Mercani bu alanlarda çok büyük bir etki yaratmıştır. Ve günümüze kadar bu etkiyi ilim adamları, Tataristan'da olsun, Türkiye'de olsun, eserlerini Arapça yazdığı için Arap dünyasında olsun çok araştırılmaktadır. Özellikle 1850'li yıllardan ölümü olan 1889'lu yıllara kadar bütün Türk dünyasında çok yaygın bir hareket olarak bildiğimiz ceditçilik hareketinin adeta kurucusu ve sistematik hale getiricisi bir isimdir. Kendinden sonraki uzun yılları etkileyen Şehabettin Mercani'nin ilminin kökleri çok derindeydi. Hem anne hem baba tarafından ilimle uğraşan insanların bulunduğu Mercani soyundan 20'den fazla alim yetişmiştir. Mercani anne tarafından ve baba tarafından hoca ailesindendir. Hem Mercani'nin dedesi de, babası da Buhara'da eğitim görmüş ve köyünde uzun yıllar imamlık yapmıştır. Mercani 1818 yılında Tataristan'daki Yabınçı köyünde, günümüzdeki Atminski bölgesi dediğimiz bölgede dünyaya gelmektedir. Tabii ilim dünyasında yetişmiş olan dedesi, babası, dolayısıyla kendisi de bir ilim arasında yetişmiştir. Babası o dönemin medrese hocalarından imam hocasıydı. Dolayısıyla ilk eğitimini, İslam'la ilgili eğitimini babasının almıştır. Hem babası hem de her iki taraftan dedelerinin ortak öğrencisi olan Şehabettin, ilim basamaklarını hızla tırmanmaya başlar. Mercani küçük yaşta öksüz kalmış. Annesi vefat etmiş ve teyzesi babasıyla evlenmiş ve teyzesi tarafından büyütülmüş. Ancak ailede çok sayıda çocuk olduğu için Mercani'nin temel vazifelerinden birisi çocukların bakımıyla ilgilenmek, arta kalan zamanda da babasının medresesine giderek ders görmek. Mercani'yi kader geleceğe hazırlamaktadır. Bir yandan kendisi de çocuk olmasına rağmen kardeşlerinin eğitimiyle ilgilenmesi belki de onu bir milletin eğitimcisi yapacaktı. Diğer yandan dedesinden dinlediği tarihi hikayeler, içinde yetiştiği ailenin geniş kütüphanesi, büyük bir tarih aliminin yetişmesi için genç Şehabettin'in ruh dünyasını hazırlar.
Dedesi Süphan ona küçükten hep hikayeler anlatırmış. Hatta ninesi kızarmış. Ne çocuğun kafasını bu hikayelerle dolduruyorsun be adam dermiş. Süphan dede de benim bildiğim bunlar. Ben torunuma bunları anlatıyorum. Sen gelecekle ilgili bir şey buluyorsan sen anlat dermiş. Mercani'nin tarihçi olmasında küçük yaşta dedesinden dinlediği bu hikayelerin büyük etkisi olduğu görülmektedir. Küçüklüğünden beri tabii çok o dönemdeki temel eserler vardı. O eserleri güzel bir şekilde ezberledikten, eğitim aldıktan sonra 17 yaşlarına doğru Mercani kendisi artık hocalık yapmaya hazır olduğunu hissetmiş ve kendisi artık hocalık yapmaya başlamıştı. Hatta bazı eserlerden memnun kalmayıp kendisi eser yazarak bu eserden artık ders vermeye çalışmıştır. Genç Şahabettin 18 yaşına geldiğinde babası ve dedesiyle birlikte aynı medresede ders vermeye başlar. Medresedeki eğitim sistemini sorgular. Bu sorgulamaları aslında daha 14-15 yaşlarındayken başlar. Medresede verdiği derslerin metotlarını beğenmeyerek kendisi yeni metotlar geliştirir ve kendi hazırladığı kitaplardan ders vermeye başlar. Kazan'da öğrendikleri onu doyurmaz. İslam dünyasının medreseleriyle ünlü şehri Buhara'ya gidip ilmini arttırmalıdır. Şahabettin Mercani 21 yaşında zorlu bir yolculukla düşer Buhara yollarına. Buhara'ya gitmiş ve 1838'den 49'a kadar Buhara'da eğitim görmüş. Mercani çok zeki birisi ve dönüşünde deve yükleriyle, develerle kitaplarını Kazan'a getirmiştir. Tabii Mercani'nin hayatı o dönemde günümüzün tabiriyle moda olan bir eğitim yolu vardı. O da Buhara'daki eğitim vaktidir. Mercani Buhara'ya bu açıdan eğitim almak için çok 7 aylık bir yolculuk yaparak Buhara'ya varıyor. Yolculuk zor ve uzun geçer. 7 ay sürer. Bazı şehirlerde uzun molalar vermek zorunda kalır. Bu şehirlerden biri de Troyski'dir. 4 ay kaldığı bu şehirde bir yandan Buhara'da kalacağı, bugünkü tabirle öğrenci yurdunun, o yıllardaki adıyla medrese hücresinin kirasını biriktirmek için çalıştı ve diğer yandan ilim meclislerine devam etti. Troyski şehrinin ona en büyük hediyesi eğitimi için biriktirdiği harçlıklar değil, onu Kursavi ismiyle tanıştırması olacaktır. İlk kez ceditçi kavramını hocası, manevi hocası diyelim daha doğrusu, manevi hocası Abdülnasır Kursavi, biz ceditçiliği onunla başlatıyoruz aslında, 1812'dir ölümü, Kursavi ile başlatmıştır ve kitabında bizzat Kursavi'yi ceditçi olarak nitelemiştir. Aslında Abdülnasır Kursavi'nin düşüncelerini ilk duyduğunda ona itiraz eder. Onun fikirlerini kabullenebilmek kolay değildir. Bu yüzden dönemin Buhara emiri Kursavi'yi idama mahkum eder ve Kursavi emirin adamlarının elinden kaçarak kurtulur. Döneminin düşünce suçlusu Kursavi'nin fikirlerine başlangıçta itiraz eden Şehabettin Mercani, daha sonraki yıllarda onun hakkında kitap yazacak ve onu öfecektir. O ceditçiliği Peygamberimizin hadisinde geçen her yüzyılda bir İslam dünyasında veya bütün Türk dünyasında ümmetin anlayışını, zihniyetini yenileştirecek bir alim gelecektir anlamında kullanmış ve bunun ilk örneklerinden, tarihteki örneklerinin dışında çağındaki ilk örneklerinden birisinin Kursavi olduğunu söylemiştir. Onun hakkında bir kitap yazmış ve orada bahsetmiştir. Yedi aylık uzun bir yolculuktan sonra dönemin en meşhur ilim merkezi Buhara'ya ulaşan Mercani, önce
Halife Niyaz Kul Medresesi'nden bir hücre kiralayıp bu büyük şehrin insan ve kütüphane kaynaklarından yararlanmaya başlar. Orada bir dönem eğitim aldıktan sonra Buhara'nın eğitimini pek beğenmiyor. Çünkü özellikle İslam hukuku açısından ve kelam açısından kanaatince, Mercani'nin kanaatince çok gereksiz şeylerle uğraşıyorlar. Bütün şöhretine ve ilmi geçmişine rağmen Buhara'da yeterli gelmez Mercani'ye. Buhara'nın yanındaki büyük ilim merkezlerinden Semerkant'a geçer. O dönemde Buhara'da yasaklanmış olan Kursavi'nin eserlerini elde edip okumaya başlar. Tabii kendisinin ifade ettiği gibi Semerkant olmasaydı, Semerkant'ta oradaki hocalardan ilim almasaydı bu yolculuğu nafile geçecekti. Semerkant'ta 2 yıl kaldıktan sonra yeniden Buhara'ya döndü. Artık Buhara'nın kütüphaneleri onun için çiçek bahçeleri gibiydi. Her çiçekten bir öz alıyordu. Tarihe merak salan Mercani, Buhara'dayken Tatar tarihinin en eski kaynaklarından olan İbn Fadlan'ın seyahatnamesini bulur. Dedesinin hikayeleri üzerine milli tarihi araştırmaya burada başlar. Mercani Buhara'dan döndükten sonra Kazan'da bir medrese açar ve vefatına kadar 1889'a kadar burada yüzlerce öğrenci yetiştirir. Kazan'da oranın meşhur İbrahim Yunusov adlı bir zengin bir Tatar tüccar, onun bir medresesi vardı. O medresede hocalık yapmak adına onu imtihana alıyorlar. Tabii imtihanı başarılı geçtikten sonra orada hocalık yapmaya başlıyor. Tabii ilmi geniş olduğu için o dönemdeki kadimci de diyebileceğimiz mollalar, onlar artık onu kaldıramıyorlar. Ve ona karşı farklı farklı hileler, gereksiz şeyler üretiyorlar. Büyük alimin kendi şehri Kazan'daki hayatı çok huzurlu geçmez. Mesela bir Ramazan'ın başlangıcının hesaplanmasını Mercani doğru olarak yaptığı halde cahil mollalar Mercani'nin insanları yanlış günde oruca başlattığını iddia etmiş. Fakat sonra anlaşılmış ki diğer İslam beldelerinde de o gün oruca başlanmış ve Mercani'nin icazeti tekrar geri verilmiştir. Bu fikir ayrılığı bugün bile İslam dünyasında problem olarak varlığını sürdürmekte. Mercani bazı mollaların verdikleri rahatsızlıkları kendi medresesini, Medrese-i Aliye'yi kurarak aşar. Mercani yeni medrese kuruyor kendisine. O medresede tabii şimdi bilinen cedidçilik metodu dediğimiz, Mercani kendi medresesinde o metotla ders verme çabasında. Bugün de Tataristan'da Kazan şehrinin en merkezi yerinde bulunan Medrese-i Aliye, daha sonra dalga dalga bütün Türk halkalarında ve İslam dünyasında etkisini gösterecek ceditçi okulların da ilki olacaktır. Onun öğrencilerinden biri Kazakistan'a gidip Kazak dirilişini sağlayacak Ulu Abay'ın hocası olacak, Gaspıralı ondan aldığı destekle Kırım'da gazete çıkarıp ona övgüler yazacak, Yusuf Akçura İstanbul'da onun fikirlerini yayacak, Kırgızistan Tokmak'tan, Doğu Türkistan Turfan'dan, Kaşgar'dan gençler onun medresesinde öğrenim görmeye geleceklerdir. Yine bir başka önemi Mercani'nin o coğrafyada
bütün kendisinden sonraki düşünürlerin, Musa Carullah, Rızaettin Fahrettin, Abdullah Bubi ve hatta Türkiye'deki bazı isimlerin, ben mesela şunu tespit ettim, Osmanlı'daki bazı medreselerde o dönemde, yani 1880 sonrası medreselerde Mercani'nin şerhleri de okutuluyor. Bu okuldan gerçek anlamda düşünce ışıkları yayılmaktadır etrafa. Mercani'yi daha da önemli kılan şey, onun ciddi anlamda cedidçiliğin sistematize edici yanıdır. Neyle sistematize etmiştir? Felsefi ve tasavvufi yönüyle, zihin yönüyle. Sadece Kursavi'den yola çıkarak kendini geliştirmesini bir kenara bırakalım. Fıkıh alanında, kelam alanında, diğer alanlarda yazdığı eserlerle bunu ortaya koymuştur. Ne yapmıştır Mercani? İslam dünyasındaki o zihni bunalımın önünü açmaya çalışmıştır. Allah'ın dini evrensel bir din. Evrensel bir dinin sonsuza kadar, yani dünya var oluncaya kadar süreceğini bir yandan söylemek, diğer taraftan da içtihadın kapalı olduğunu öne sürmek birbirine zıt bir düşüncedir. Dolayısıyla Mercani içtihat konusunun, içtihat kapısının kesinlikle kapanamayacağını ve bu konuda şimdi İslam hukukundaki bir takım kuralları zikretmemiz gerekirse, şimdi diyor ki işte la yunkaru tagayyurul ahkam bi tagayyurul ezman. Şimdi zamanın değişmesiyle hükümlerin değişmesi inkar edilemez diyor. Alimler onun etkisini Gazali'den sonra yeni bir dönem olarak nitelerler. Mesela biz Gazali sonrasını ayrı bir şekilde değerlendiririz. Deriz ki o dönemde kelam, felsefe ve tasavvuf bir araya gelmiştir. Mercani de bu farklı bir şekle bürünmüştür. Gazali'den sonraki süreçte ağırlıklı olarak kelam merkezli bir anlayış hakimken, Mercani ile bu çizgi daha felsefi ve tasavvufi bir çizgiye bürünmüştür. Mercani 1880 yılında hac yolculuğu için İstanbul'a gelir. Ve burada kaldığı 12 gün içerisinde Dahiliye Nazırı tarihçi Ahmet Cevdet Paşa, Şeyhülislam Ahmet Esad Efendi gibi kişilerle görüşür. İstanbul kütüphanelerini ziyaret eder. Beyazıt Kütüphanesi'ne bazı kitaplarını bırakır. Hac dönüşü Kazan'a yine İstanbul üzerinden olur. Mercani onun için tıkanan damarları çok iyi görmüştür İslam dünyasının ve bunun önünü açmaya çalışmıştır. O bir mutlak müştehittir. Genelde kaynaklarda öyle kabul edilir İslam dünyasında. Mutlak müştehit ne demek? Yani kendi başına içtihat yapabilmez yetkisine sahip önemli bir alim. Düşüncenin tıkanan damarları yayın hayatının tıkanıklıklarını da açacaktır. İsmail Gaspıralı bütün Türk dünyasına hitap edecek bir gazete çıkarmayı düşündüğünde hem istişare etmek hem de destek toplamak için Tataristan'a, Kazan şehrine gelir. Pek çok molla gazete çıkarmak Rus işidir, boşuna zaman kaybıdır diyerek şevkini kırar. Gaspıralı Şeybani'ye vardığında Mercani şöyle der. Efendim, sizler ilerlememizin önünü açacak çok önemli bir işe kalkışmışsınız. Cenab-ı Hak yardımcınız olsun. Sakın olasınız ki nadanların sözüne bakıp bu fikrinizden vazgeçmeyiniz. İstikbal hayır olur. Mercani'nin manevi desteğine altın zenginleri Remiyev kardeşlerin maddi desteği de eklenince Tercüman gazetesi Kırım'da yayınlanır. Bütün Türk halklarınca okunur, Tercüman kendisi bir okul olur, istikbal hayır olur. Matematik, coğrafya, tarih gibi derslerin okullara girmesi onun açtığı çığırda olur. Yine çok önemli bir nokta burası. Gaspıralı'nın hareketinin devamı olarak bilinen dünyevi mektepler dediğimiz ya da
fen bilimlerinin okullara girmesi dediğimiz projenin aslında ilk başlatıcısı, Mercan'ın öğrencisi Hüseyin Feyzani'dir. Şehabettin Mercani, İdil-Ural bölgesinin gerçek tarihçilerinden biridir. Mercani aynı zamanda Tatarlar arasında, İdil-Ural'da yaşayan Türk-Tatarlar arasındaki ilk tarihçilerden birisidir. Onun iki ciltlik Müstefadül Ahbar fi Ahvali Kazan ve Bulgar isimli eseri, o bölge tarihi hakkında yazılmış ilk eserlerden birisidir. Mercani bu eserini yazarken zaman zaman arkeolojik kazılar da yapmış ve eserini tamamlamış ve Mercani'nin şöhret kazanmasında bu eserin büyük etkisi olmuştur. Yine Mercani ilk kez o coğrafyada kendisi halkın anlayacağı dilde bir İtikat kitabı yazmaya çalışmıştır. O güne kadar herkes ya Farsça ya Arapça yazmaktadır. Din dilinin Türkçeleştirilmesine ilk başlayan isim Mercani'dir. O coğrafyada 1850'lerdedir. Şehabettin Mercani tarih, biyografi, fıkıh, usul ve akaid kelama dair 29 eser kaleme alır. Bu eserlerden 6'sı Kazan'da, biri İstanbul'da, biri de Mısır'da basılır. Diğerleri ise hala basılmayı beklemektedir. Mercani çağının ötesinde bir insandır. Temiz ve güzel giyinir. Efendim, geniş, güzel bir kütüphanesi vardır. Ve öldükten sonra eserleri varisleri tarafından Kazan Devlet Üniversitesi'ne intikal etmiş ve bugün eserlerinin önemli bir kısmı Kazan Devlet Üniversitesi'nde saklanmaktadır. Bu anlamda Mercani aslında İslam dünyasında dini anlamda, tefekkür bazında zihni yenilenmenin kodlarını veren bir isimdir. Ama biz bir müddet sonra özellikle 1915'li yıllardan sonra artık gerek Kurtuluş Savaşı, gerek başka mücadeleler ve ondan sonraki süreçte de giderek o gelenekten kopmuş olmamız sayesinde maalesef hem Türk dünyasında da ayrıca sosyalist devrim, Bolşevik ihtilaliyle her şey bitmiştir. Dolayısıyla da Mercani'nin bu çizgisi aslında Bolşevik devrimiyle kesilmeseydi en azından belki Türk dünyası bugünkü tanıdığımızdan çok daha farklı olacaktı. Çünkü o gelenek devam edecekti. Bugün de tıkanan bazı düşünce kanalları için Mercani'ye dönüp bakmak çok yararlı olabilir. Şehabettin Mercani bugün Tataristan'da geniş halk kesimleri tarafından tanınmakta. Dünya bilim adamları onun eserleri üzerinde çalışmalar yürütmekteler. Mercani adına bugün Kazan'da bir medrese ve tarih enstitüsü, Tataristan'ın tarih enstitüsü de yine Şehabettin Mercani adını taşımaktadır. Günümüzde de Tataristan'da Şehabettin Mercani adı herkes tarafından bilinen bir isimdir. Şehabettin Mercani vefatına kadar yazdı. Vefatından iki gün önce öğrencilerinden Habibun Neccar'ı hasta yatağına çağırarak gücünün azaldığını ve yarım kalan kitabı için söylediklerini yazmasını istedi. Ve iki gün sonra 18 Nisan 1899'da ruhunu teslim etti. Son anlarını Kur'an okumakla geçirdi. Son okuduğu ayet şu oldu: Allah bizim ve alemlerin Rabbidir. Her şey Allah'ın elindedir.